Diyarlardan gönüllere. Efendim merhabalar. Yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Diyarlardan gönüllere programı ile. Efendim her hafta olduğu gibi inşallah bu hafta da yine sizlere mübarek bir zatı anlatmaya çalışacağız. Hayatını menkıbelerle ve sohbetleriyle nakletmeye çalışacağız. Efendim geçen hafta Emir Külal Hazretlerini anlatmaya başlamıştık. Bölümümüzün ikinci kısmında Buhara'daydık. Buhara'daki zatları anlatmaya devam ediyoruz ki zaten geçen hafta sizlere bahsetmiştik. Bunlar çok büyük zatlar. Yani büyüklüklerini anlatmaya bizim nefesimiz ve gücümüz de yetmez. İşte Silsile-i Aliye-i Nakşibendiye halkasının büyükleridir bunlar. Büyük altın silsilesi derler. Büyük işte Nakşibendi yolunun büyükleri diye geçer. İşte mübarek zatları anlatmaya başlamıştık Sait Eken abimizle birlikte. Emir Külal Hazretleri'ni anlatırken süremiz dolduğu için yarım bırakmak zorunda kalmıştık. Bu hafta devam ederiz niyetiyle. Şimdi inşallah bu hafta da Emir Külal Hazretleri ile ilgili kısa bir bilgi vereceğiz. Yani geçen hafta anlatmıştık ama ilk defa dinleyenler olabilir. Emir Külal Hazretleri kimdir, nedir, ne değildir? Kısaca bir Sait abiden bilgi alacağız. Sonra inşallah sohbetlerini nakletmeye çalışacağız. Ancak önce bir Sait abimize hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Allah Teala iyilikler versin efendim. Uzun bir aradan sonra zatınıza kavuşmak bizim için büyük bir şeref oldu. Estağfurullah efendim. Teşekkür ederiz tekrar. Allah Teala razı olsun. Biraz bizi yalnız bırakmadığınız için. Çünkü ben öyle sunuşları, girişleri pek iyi beceremiyorum. Elim ayağım birbirine dolanıyor. Vallahi açıkçası efendim hani ben yokken maşallah hiç de beni aratmamışsınız. Dinledik, biz de dinledik. Maşallah Allah Teala nazarlardan saklasın. Amin muhafaza edesin. Efendim dediğim gibi geçen hafta Emir Külal Hazretlerini anlatmıştık. Fakat süremiz yetmediği için yarım kalmıştık. Arzu ederseniz bir Emir Külal Hazretleri'yle ilgili bir kısa bir bilgi alalım size. Sonra sohbetlere devam edelim. Buyurun efendim. İnşallah efendim. Allah Teala razı olsun. Geçtiğimiz hafta Silsile-i Aliye büyüklerimizden efendim 14.'sü olan Seyyid Emir Külal ya da Gilal nispesiyle bilinen efendim Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olan evliyanın meşhurlarından Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin talebesi ve Behaddin-i Buhari Şanakşibend Behaddin-i Buhari Hazretlerinin hocası olan Emir Gilal Hazretlerinden bir nebze bahsetmiştik. Tekraren kısa bir bilgi vermek babında kendisi çömlekçilik işiyle meşgul olduğu için o işi yaptığı için Külal ismiyle meşhur olmuştur ve Buhara'nın Suhari kasabasında doğmuştur. 1370 miladi 772 Hicri senesinde yine orada vefat etmiştir. Kabri şerifi de Suhari beldesindedir. Efendim hepimizin de bildiği gibi çok büyük bir alim ve mürşidi kamil bir zat olup etrafına çok büyük himmetler, feyizler, bereketler saçmıştır. Zamanında pek çok insanın İslamiyetle şereflenmesine sebep olmuş. İslamiyeti ve ehl-i sünnet itikadını bütün dünyaya yayabilmek için çok gayretler göstermiş. Gecesini gündüzünü bu uğurda efendim feda etmiştir. Dolayısıyla bu vesileyle çok büyük efendim sohbetleri olmuş, çok uzun sohbetleri olmuş, çok büyük kerametlerine, çok fazla kerametlerine rastlanmıştır. Biz onun o mübarek kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinden bir nebze inşallah Teala sizlere de nakletmeye çalışalım. Buyuruyorlar ki kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti nasıl sevebilir? İnsanın ilmi arttıkça, Allah-u Teala'ya sevgisi arttıkça nefsinden soğumaya ve nefret etmeye başlar.
bu hale kavuşmak Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsanıdır. O kulunu sevdiğinin alametidir. Dünyada asıl marifet çok para kazanmak değil, çok sevap kazanmaktır. Ve yine buyuruyor ki dertlerinizi kullara değil Allah-u Teala'ya arz edin. İstisnalar hariç dert ve belanın tamamının kendi kusur ve kabahatlerimizden dolayı olduğunu unutmayalım. Hani meşhur bir söz var. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası diye. Ayrıca özellikle mübarek zatın buyurduğu gibi zaman zaman efendim bizim çalışan arkadaşlarımız ya da işte dostlarımız bir sıkıntı olduğunda işte bize geliyorlar. Efendim işte maaşımızı artırılmasını talep ediyoruz ya da şu sıkıntım var, bu sıkıntım var. Biz her zaman acizane onlara şunu tavsiye ediyoruz, diyoruz ki kardeşim her türlü sıkıntıyı derdi veren Allah-u Teala. Çözümünü de mutlaka yaratmıştır. Sebepler aleminde yapılması gereken bir şey vardır. Onun için yapacağınız en güzel şey benim gibi bir işe yaramaz, bir faydasız birisinin yanına gelip de talep etmek yerine en güzeli, yapılacak iş, en etkili yol Allah-u Teala'dan dilemektir. Ama Allah-u Teala'dan kendi başımıza, kendi çapımızda dilersek belki kabul olma ihtimali zayıftır. Evet efendim. Çünkü biz günahkar kullarız. İşimizin çoğu affedersiniz yamuk yumuk. Estağfurullah. O yüzden bunun en kolay yolu, en güzel yolu günahsız olanlardan ya da Allah-u Teala'nın sevdiği kulları vasıta ederek yapılan dualardır. Onlara da diyorum ki gidin kardeşim İstanbul'da efendim evet. Pek çok evliya-i kiramdan büyük zatlar var, mübarek zatlar var. Çalın birinin kapısını, oturun, derdinizi anlatın. Efendim, ne talep ediyorsanız Allah-u Teala'dan taleplerinizi onların vasıtasıyla yapın. Biiznillahü Teala onların kendileri çünkü Allah-u Teala'nın kabul ettiği temiz kullar olduğu için onların vasıtasıyla ve özellikle biliyorsunuz vefatlarından sonra nefis ve şeytan da olmadığı için onların efendim aradaki hani hayatlarında onlar da bizim gibi insanlar oluyor. Onların da zaman zaman nefis ve şeytan araya girip evet. Bir takım sıkıntılar verebilir. Ama şimdi öyle bir dertleri yok. Vefat etmiş hepsi. Onlardan da kurtulmuşlar. Artık arada direkt aracısız bir şekilde ulaşma şansımız var. Çekilmiş kılıç gibi. Evet. Bu sebeple onlara direkt ziyaret edip derdinizi onlara anlatırsanız bir izinle efendim isteğinize kavuşursunuz diye söylüyoruz. Yani İnşallah. Burada bunu söylemekten maksadımız derdinizi kullara değil Allah-u Teala arz edin. Ama bu arzda da efendim doğru aracı kullanmak da çok önemli. Evet efendim. Yani aslında bir nevi şey gibi bazılarını anlamakta zorlanıyorlar. Ben onu şunu anlatıyorum arkadaşlar. Diyorum ki hani dünyada bir yere gideceğiniz zaman, bir iş için, bir şey için gideceğiniz zaman birisinin referansıyla gidiyorsunuz değil mi? Evet. İşte ya falanca gönderdi. Bir işe girmek hani istediğinizde. Onun hani hamiline bir işe gireceğiniz zaman size referans soruyorlar. Hamili yakınımdır. Evet, hamili yakınımdır. Niye? Çünkü ya o şirkette bir tanıdığı birisi var. İşte ona sana gönderiyor. İşte bu da aynı onun gibi. Allah-u Teala diyor ki bu benim sevdiğim kulum. Bunun hürmetine belki ben senin duanı kabul ederim diyor. Yani tabiri caizse amiyane bir tabirle. Yani bir dayım varsa tabii. İşin kolay görülüyor diye. Yani onun gibi. Aynen yani hocam. Yolu da göstermişler. Ama ne diyor? Reçete çok açık ve net yani mübarek buyuruyor. Derdinizi Allah-u Teala'ya arz edin. Ama bunu arz ederken de yani doğru yoldan, doğru kanaldan da giderseniz netice almanız da daha hızlı olur. İstemeyi de bilmek lazım. Evet. Nasıl isteneceğini de bilmek lazım tabii. Edebine dikkat etmek tabii, lazım. Yani onların hepsini. Evet. Efendim yine buyuruyor ki size dininizi, imanınızı öğreten ana babanız sizden razı olmadıkça Allah-u Teala'nın sevgili kulu olamazsınız. Çok mühim. İhsana kavuşma sebebi anne baba duasıdır. Bunu özellikle ve tekraren hatırlatmak istiyorum. Çünkü zaman zaman görüyoruz. Özellikle yeni yetişen nesilde, gençlerde anne babalarını hürmette kusur ettiklerini, anne babalarını üzdüklerini, anne babalarının duasını almakta
efendim gevşek davrandıklarına şahit oluyoruz. Bu çok önemli. Anne babanın eğer duasını almazsa şunu iyi bilsin ki gençlerimiz özellikle hiçbir işi rast gitmez. Hiçbir işi rast gitmez. Üstelik başı da beladan kurtulmaz. Evet. Bu dünyadaki hali, ahiretteki hali çok daha acı ve çok daha beter olacaktır. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Kitaplarda okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam efendim. Bir kimse kızından veya oğlundan evladım bana bir bardak su getirir misin dese, o da getirmese günaha giriyor diye. Hani çok hatta cezası da büyük diye bir yerde okumuştum. Yani o yüzden ana babanın istediği şey tamam belki zor bir şey isteyebilir. Kuşak çatışmasıdır. Ne bileyim hani hastalığı vardır, rahatsızlığı vardır. Onu bir şekilde iyi davranıp ikna edip veya yine işte hani sanki onun istediği oluyormuş gibi bir şekilde yönlendirip onları kırmadan, üzmeden yapmak abi, lazım. Abi bakın yani kitaplarımıza çok açık ve net bir şekilde yazıyor. Anne baba diyor. Yani İslamiyet'e muhalif olan emirleri yapılmaz. Yani. Ama meyhanede ise diyor babasını sırtına alıp gelmek zorundadır. Babası kafir dahi olsa. Evet. Ne kadar önemli yani. Yani bu işin şakası yok yani. Hele hele bizim ehli sünnet olan anne babalarımızın sözünü dinlememek, Müslüman anne babaların sözünü yapılmaması gereken bir hadise varsa da onu gayet tatlı bir şekilde, onu üzmeyecek, onu kırmayacak bir biçimde gönlünü alarak uygun bir şekilde, uygun bir halle yapmak lazım. Yoksa yani direkt böyle kalbini kıracak, azarlayacak, bağıracak, çağıracak ya da ona efendim onların rızasına muhalif olacak bir iş yaparsan Allah muhafaza insanın sonunu getirir. Geçen gün efendim bir arkadaş sordu işte geldi babasından şey yaptı işte dini bilir namaz konusunda bir şey anlatıyor. İşte babama söylüyorum yapmıyor bilmem ne. Ya dedim sen mübarek ne yapıyorsun? Ana babaya dedim şey yapılmaz yani. Senin vazifen değil ki. Ya. Senin vazifen değil birincisi. Ana babaya emri maruf yapılmaz dedim. Evet. Yani düşün kesin bir kaide var. Ya sen dedim düzgünce bir defa anlat. Yapar yapmaz olsa ama sen hani emri maruf senin hakkın değil dedim. Senin şeyin dedi yok öyle bir şey dedim. Günaha gidersin falan diye. Haddini bilmek lazım. Tabii yani. Sonra abi ben bilmiyordum falan dedi. Hani şey yaptı. Sonra gitmiş güzellikle bir şekilde halletmiş yani. İşin yolunu bilmek lazım. Ya işin özü şu. Tatlı dil yılanı deliğinden aynen çıkarır derler. Dolayısıyla efendim mutlaka onların duasını almaya bakmak lazım. Evet, Emir Külü Hazretleri de buyuruyorlar efendim biraz önce söylediğiniz yumuşak ve mülayim olan kazanır buyuruyor. Öyle bitti. Bitti. Çölde kalmış insanın suya hasreti gibi herkesten dua almaya bakın diyor. Üç kişinin duası kabul olur, reddolunmaz. Anne babanın, evet, yine misafirin ve mazlum olanlar. Mazlum olanlar. Bu çok önemli. Günümüzde pek çok efendim hadiselere şahit oluyoruz. Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'da, efendim işte Sudan'da, pek çok yerde efendim insanlar zulüm görüyor ve bir de onlara yardım edenler var. Yardım edenlerin açıkça işlerinin rast gittiğine de şahit oluyoruz. Dolayısıyla alma mazlumun ahını verirsin aheste aheste diyor. Evet, mazlumun duasını almak en önemli şeylerden bir tanesi. İlk imanımızı anamızdan babamızdan öğrendik. Onlar ilk mürşidimizdir. Onun için ana baba hakkı çok büyüktür. Bu yüzden İslam bu yüzden din düşmanları İslamiyet'i kökünden kazımak için aile yuvasını yıkmak lazımdır diyorlar. Bu uğurda milyonlar milyarlar sarf ediyorlar. Evet efendim. Ve yine buyuruyor ki çocuklarımıza çok ihtimam göstermeli. Kur'an-ı Kerim okumalarını, ehl-i sünnet itikadını ve ilmihal bilgilerini öğrenmelerine, ehl-i sünnet alimlerini tanımalarına ve sevmelerine çok ehemmiyet vermelidir. Efendim burası en mühim noktalardan bir tanesi. Bakınız günümüzde ne yazık ki büyük bir hastalık aldı başını gidiyor. Çocuklarımıza bütün aileler olarak yaptığımız şey şu. Aman yavrum işte ilkokulu iyi yerde okusun, ortaokulu iyi yerde okusun, liseyi iyi yerde okusun, üniversiteye gitsin falan filan. Düşüncelerimiz bundan ibaret olmaya başladı. Yani çocuklarımız önce dinini, imanını öğrensin. Efendim, itikadını sağlamlaştırsın, ilmihal bilgilerini öğrensin ni bir kenara bıraktık. Ama ne olursa olsun, işte ne olursa olsun deyip sadece
Yani bütün hedefimiz tabiri caizse koşu atı gibi koşturarak onları sonunda işte üniversiteyi bitirsin, aman bir şey olsun. Ama üniversiteyi bitirmiş, dinden, imandan, efendim şeyden haberi olmadan yetişirse sonuç çok büyük bir felaket olur. Allah Teala muhafaza etsin. O yüzden efendim yapacağımız şey onların mutlak surette ilmihal bilgilerini öğrenmelerine, ehl-i sünnet alimlerini tanımalarına ve sevmelerine çok ehemmiyet vermelidir buyuruyor. Bu büyükler boş söz söylemezler. Evet efendim. Evet. Bir talebe dinini öğrenmeye ve dini hizmet etmeye, Müslümanlara ve insanlara faydalı olmaya niyet ederse, bu niyetle okursa her nefesi zikir olur. Bakın. Her nefesi zikir olur. Din öğrenmenin, ilim öğrenmenin, dini ilimle öğrenmenin ne kadar mühim olduğu çok ortada. Edebe riayet etmeyen hiç kimse Allah-u Teala'ya kavuşamaz. Yani veli olamaz. Din büyüklerinin yolu baştan sona edeptir. Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve bir tenzihi mekruhtan sakınmak zikir ve fikirden, tefekkürden çok üstündür. Hele hele bir de bunu haramdan sakınmak düşünün. Evet, ne kadar önemli değil mi? Evet efendim. Tatlı dilli, güler yüzlü olun. Hiç kimseyle münakaşa etmeyin. Bölünmeyin, tefrikaya düşmeyin. Tefrika fitnedir, sakın düşmeyin buyurur. Yine buyuruyor ki, edep eskimek bilmeyen yeni bir elbisedir. İlim de bitmek, tükenmemek bilmeyen bir hazinedir. Çocuğunu terbiye eden düşmanını yenmiş olur. Bakın ne kadar önemli. Evet efendim. Niye? Çünkü sağlam bir nesil yetiştirirseniz düşmanlarınız size hiçbir zaman zarar veremez. Üç şey varken gariplik çekilmez. Güzel edep, şüpheden sakınmak ve eziyetten uzak durmak buyuruyor. Akıl nedir diye sorulan soruya şöyle cevap veriyor. Doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Allah-u Teala'nın insana en büyük hediyesinin ve ihsanın akıl, en büyük musibetin de cehalet olduğunu söylemişlerdir. Cahil ömrünün uzun olmasına, akıllı amelinin ihlaslı olmasına bakar. Cehalet en büyük beladır değil mi? Evet. Çünkü efendim, cahil insana hiçbir şey anlatamazsınız. Hatta efendim İsa Aleyhisselam ne buyuruyor? Diyor ki, ölüyü diriltmek bana zor gelmedi de cahile, ahmağa laf anlatmak yani dünyanın en, evet, zor işiydi buyuruyor. Evet. Ben... Çünkü cahil hiçbir şeyden anlamaz hiçbir şey. Zır cahil, inat eder, ısrarcı olur yani. Bir de efendim şey diye biliyorum, yanlış hatırlamam, hani yanlış söylesem düzeltin. Cahile bir şey anlatmak çok zordur. Bir de bildiğini zannedene bilmediğini anlatmak ondan daha zordur. Ondan çok daha zor. Evet. Bu, özellikle bu bidat ehli o sınıfa giriyor. Niye? Çünkü şöyle bir pozisyondalar. Her yaptıkları işin doğru olduklarını biliyorlar. Hatta sevap kazandığını zannediyor. O yüzden de yanlış yaptığı aslında asla hatırına, aklına gelmediği gibi ısrarında, yanlışta ısrarında da inatla devam ediyor. Evet. Onun için ona söz anlatamazsın. O yüzden de buyuruyor ki, bidat ehlinden diyor, yılandan kaçar gibi kaçın. Hiç yanına bile uğramayın. Aynen efendim. Komşuluk bile yapmayın. Selamını bile almayın diyorlar. Çok tehlikeli. Öyle buyuruyor yani. Yani ki işin şey tarafı, adam hani ibadet yapıyorum diye yapıyor. Dinden çıkmış, haberi yok. Evet. Buyuruyor ki, sabır bütün vasıfların en üstünü ve en önünde gelenidir. Bunun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte, sabır müminin en samimi dostu, hilm onun yardımcısı, akıl delili yani yol göstericisi, amel kumandanı, rıfk yani yumuşaklık onun babası, hayır ise onun kardeşidir buyurmuştur. Fazilet yönünden elbette ilim ve akıl üstündür. Fakat bu ve buna benzer bütün işlerde sebat ancak sabırlı olur. Hani derler ya, sabreden derviş muradına ermiş diye, sabır. Evet, sabır sebat, dayanmak demektir. Bir kimsede iyi bir haslet, özellik olsa fakat o kimse işinde sabırlı değilse haslet sahibi olmayan kimse gibidir. Sabır bütün iyi vasıflar için bir koruyucudur. Kumandanın ordusunu değerli toplu düzenli tutması gibidir.
demirin mıknatısa bağlanmak istediği gibi zafer de sabıra bağlıdır diyor. Yani sabreden zafere ulaşır. Men sabere zafere evet buyuruyor. Büyüklerimiz öyle buyurmuşlar. Efendim Emir Gilal Hazretlerinin güzel sohbetlerinden sizlere bir nebze nakletmeye çalıştık. Biraz da sözü Fatih abiye bırakalım. O da bize Emir Külal Hazretlerinin güzel menkıbelerinden nakillerde bulunsunlar. İnşallah. Buyurun efendim. Efendim bir gün Emir Külal Hazretleri talebeleriyle birlikte başka bir talebesinin evine ziyarete gidiyorlar. Evine gittiği talebesi ise ava gitmiş, evinde yok. Tam o sırada denk gelmişler. Bu sebeple evine Emir Külal Hazretleri'nin teşrif ettiğini haber vermek üzere bir haberci gönderiliyor kendisine. O sırada talebesi de ava çıkmış ama avda hiçbir şekilde bir şey bulamamış. Hemen evine dönmek üzere hareket ediyor. Bir av bulamadığı için de tabii üzgün halde dönerken birden karşısına iki tane kuş çıkıyor. Kuşları atıp vurdu ve yanını alıp sevinerek eve dönmeye başladı. Tabii Emir Külal Hazretleri'nin teşrifine, onu teşrif ettiğini görünce çok seviniyor ve avladığı iki kuşu hemen orada pişirip o gelenler, işte Emir Külal Hazretleri'nin hocasına ve talebelerine, yani diğer arkadaşlarına ikram ediyor. Tabii ama kuşlar pişirilip sofraya konduğu sırada Emir Külal Hazretleri talebesine şöyle bir soru soruyor. Buyuruyor ki, eğer bu iki kuş da karşına çıkıp avlanmasaydın, hiç av getirmezdin, o zaman ne yapardın deyip talebelerine şöyle buyurdu. Ey dostlarım, şunu biliniz ve rahat olunuz ki bizim maksadımız Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Allah-u Teala sizi hem dünyada hem de ahirette utandırmaz, mahrum bırakmaz. İnşallah fadıl ve keremine kavuşturur diye buyuruyor. Efendim yine bir gün Emir Külal Hazretleri Şeyh İbrahim adında bir zatın bulunduğu Kıraman denilen bir beldeye gitmişti. Şeyh İbrahim Kıramani'ye bize helal et bul diye kendisine söylüyor, talepte bulunuyor. Şeyh İbrahim ise efendim bu iş çok oldukça zor, buralarda helal et çok zor bulunur deyince Emir Külal Hazretleri de ona sen silahını al, ava çık, kuşları kendine çağır, geldiklerinde birkaç tane avla dedi. Hele sen bir yola çık, bir dur bakalım. Evet. Bunun üzerine Şeyh İbrahim Hazretleri silahını alıp ava çıktı. Kuşları çağırdı ve kuşların çağırmasıyla etrafına böyle birçok kuş toplandı. Birkaç tanesini avlayıp Emir Külal Hazretleri'nin yanına geldi ve kendisine takdim etti. Bu hadiseden sonra Şeyh İbrahim şöyle demiştir. Her ne zaman ava çıkıp kuşları çağırsam Emir Külal Hazretleri'nin bereketiyle yanıma toplanırlar, ben de avlardım buyuruyor. Efendim yine Emir Külal Hazretleri'nin talebelerinden biri Kermine şehrine gitmişti. Bu şehirde bulunduğu sırada tabi bir grup kimse de etrafında bulunmuş, orada sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Ve sohbette bulunanlardan her biri kendi hocasından ve hocasının üstünlüklerinden bahsediyor. Yani kim varsa etrafında, herkes kime tabi ise, kimin talebesi ise ondan bahsediyor, onu anlatıyor. Emir Külal Hazretleri'nin talebesi de söze karışıp benim hocam hepinizin hocasından üstündür diye söylüyor. Çünkü o hem seyyid hem de mürşidi kamildir diyor. O sırada orada toplanıp konuşmakta olanların üzerinden bir kuş sürüsü geçiyor. Bazıları Emir Külal'ın talebesine diyorlar ki eğer dediğin gibi hocan büyük bir veli ise haydi dua et de onun hürmetine şu kuşlardan bir tanesi önümüze düşsün diyor. Tabi Emir Külal Hazretleri'nin talebesi onlardan gelen bu üstek üzerine Allah-u Teala'ya dua ediyor, hocasından himmet istiyor ve bu arkadaşların, orada bulunanların bu isteklerinin yerine gelmesini diliyor. Efendim o talebe dua eder etmez kuşlardan birisi pat diye cemaatin üzerine düşüveriyor. Orada bulunanlar tabii hayretten şaşırıyorlar. Emir Külal Hazretleri'nin gerçekten büyük bir veli ve tasarrufu kuvvetli bir mürşidi kamil olduğunu anlıyorlar.
Efendim Emir Külal Hazretleri'nin size menkıbelerini naklettik. Daha da anlatmaya devam edeceğiz. Sohbetlerinden de inşallah bahsedeceğiz. Ancak kısa bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra Emir Külal Hazretleri'ni anlatmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası, bir yere ayrılmayız efendim. Efendim kısa bir reklam arasından sonra Diyarlardan Gönüllere programı ile tekrar karşınızdayız. Efendim mübarek zatları anlatmaya devam ediyoruz. Buhara-i Şerif'teyiz ve Buhara-i Şerif'te Silsile-i Aliye-i Nakşibendiye denilen o mübarek zatların hayatlarını her hafta farklı birini anlatmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi programın başında o büyüklerin büyüklüklerini anlatmak bize, yani bizim için çok mümkün olan bir şey değil. Ancak elimizden geldiğince o mübarek zatların hayatıyla ilgili ufak tefek şeyleri sizlere anlatıp sizlere nakletmeye çalışıyoruz inşallah. Efendim reklamlardan önce sizlere Emir Külal Hazretleri'nin kim olduğunu, sohbetlerinden bahsetmiştik ve hemen bölümün öncesinde de 3 tane menkıbesini nakletmiştik. Şimdi de efendim Emir Külal Hazretleri'nin talebelerine yapmış olduğu bir vasiyet var. Size onu nakledelim inşallah. Efendim Emir Külal Hazretleri şöyle buyuruyor vasiyetinde. Ey dostlarım, gidişatınızdan habersiz olmak kadar kötü bir şey yoktur. Bu hal gaflet içinde olmanın delilidir. Başkalarının habersiz olduğu şeyler bu yolun büyüklerine açılmıştır. Onların maksadı Allahu Teala'nın rızasını aramaktır. Onlar buna kavuşmuşlardır. Allahu Teala her asırda sevip seçtiği kullarından bir büyük zat yaratır. Böylece herkesi belalardan, felaketlerden korur. Cahiller ile görüşmek insanı Allahu Teala'dan uzaklaştırır. Sima yapıyoruz diyerek hoplayıp zıplayan kimselerin meclislerinden uzak durunuz. Onlarla oturmayınız. Onlarla sohbet kalbi öldürür. Bunun için yolumuzun büyükleri bu işten uzak durmuşlardır. Ruhsatlardan uzak durup azimet ile amel ediniz. Ruhsatlar ile amel etmek zayıf kimselerin işidir. Eğer bundan daha çok nasihat isterseniz Abdülhalik Goncuvani Hazretlerinin nasihat ve yazılarına bakınız. Bu kadar kifayet eder. Akıllı olana bir işaret yetişir. İnsanlar 4 mertebe üzerine amel ederler. Havf, Allahu Teala'dan korkmak, reca, Allahu Teala'dan ümit etmek, tazim ve hayadır. Bunların en şereflisi haya mertebesidir. İşlerin en makbulü Allahu Teala'dan haya ederek yapılan iştir. Çünkü haya üzere iş yapanlar her halükarda Allahu Teala'nın kendilerini gördüğünü bilirler ve ona göre amel ederler. Herhangi bir günah işlemezler. Bu hususta Allahu Teala'dan haya ederler. İşte onları isyan etmekten alıkoyan bu hayalarıdır, utanmalıdır. İnsanlardan haya etmeyen Allahu Teala'dan da haya etmez. Her şeyin bir vaizi, nasihatçısı vardır. Kalbin nasihatçısı da hayadır. Mümin için en üstün hazine Allahu Teala'dan haya etmesidir buyurdu. Günahları terk etmenin 3 yolu vardır. Birincisi cehennem korkusu, ikincisi cennet ümidi, üçüncüsü de Allahu Teala'dan haya etmektir. Lokman Hakim oğluna dedi ki, ey oğlum, nefsinin yapmanı istediği herhangi bir işi insanların karşısına çıkardığında onlardan utanacak isen bunu kalbinden çıkar. Allahu Teala kendisinden utanılmaya en layık olandır. Allah Teala kullarına buyurur ki, ey kulum, benden haya ettiğin, utandığın zaman senin ayıplarını insanlara unuttururum. Günahlarını silerim ve kıyamet günü hesap verirken günahlarını bağışlarım. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyorlar ki, Allahu Teala'nın fadlına, ihsanına şükretmeyen
yarattıklarına şefkatli olmayan ve günahlarına pişman olup Rabbinden utanmayan, dünyada belalardan ve ahirette azaptan nasıl kurtulur buyuruyor. Efendim işte bu Emir Külal Hazretleri'nin vasiyetini ve vasiyetinden sonraki o sözleri, nakillerini sizlere naklettik. Şimdi de biraz Emir Külal Hazretleri'nin yine menkıbelerini dinleyelim ve onun talebelerine buyurmuş olduğu kıymetli nasihatleri de Said abiden dinleyelim. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Efendim bir gün Emir Külal Hazretleri talebeleriyle oturup sohbet ediyordu. Bu sırada içeriye güzel yüzü genç bir delikanlı girdi. Hiçbir şey söylemeden oturdu. Orada bulunanlar onu hiç tanımıyorlardı. Bir ara Emir Külal Hazretleri ona bakıp tamam oldu mu dedi. Gelen genç de bir açıklık kalmıştı, o da tamamlandı dedi. Gelen genç biraz daha oturup gitmek üzere kalktı. Bir şey söylemeden kapıya doğru yürüdü. Orada bulunanlardan bir kısmı gencin yanına koşup yakalayıp konuşmak istediler. Sen kimsin? Gelince bir şey söylemedin, giderken müsaade istemedin. Emir Külal Hazretlerine bir yer kalmıştı, o da tamamlandı dedin. Bu halin ve bu sözün manası nedir? Bir açıklık getir ve kendini tanıt dediler. Bunun üzerine genç, ben Rum vilayetindenim. Emir Külal Hazretlerinin talebelerindenim. Bizim memleketimizde bir cami yapılıyordu. Ve bu cami inşası için, caminin inşaatı için Emir Külal Hazretleri ilgileniyordu. Bitince haber vermemizi emretti. Cami tamamlandı. Ben de haber vermek üzere geldim. Bunları dinleyince çok şaşırıp, ya nasıl olur? Biz onun talebeleriyiz ve mübarek hocamız Rum diyarına hiç gitmedi dediler. Evet. Gelen genç de, ben de onun talebesiyim. Her gün arkasına namaz kılarım. Allah Allah. Bizim memleketimizde çok talebesi ve tanıyıp seveni vardır dedi. Peki girince neden selam vermedin ve giderken neden izin istemedin dediklerinde, bunları kalben söyledi dedi. Ayrılırken de bizim karşımıza mühim bir iş çıktığı zaman Emir Külal Hazretleri gelir. Bizim memleketimizde sizin burada olduğundan daha çok meşhur ve daha çok tanınıp sevilmiştir dedi. Bunları dinleyen talebeleri Emir Külal Hazretlerinin tasavvuftaki derecesinin ne kadar yüksek olduğunu ve tasarrufunun ne kadar çok olduğunu görüp ona olan sevgi ve bağlılıkları kat kat da artmış oldu. Yine nakledilir ki Kemş şehrinde Mevlana Celaleddin Kepşi bir cemaatle oturmuş sohbet ediyordu. Tasavvuf ehlinden ve evliyanın kerametlerinden söz açılmıştı. Mevlana Celaleddin, şimdi bizim zamanımızda böyle keramet ehli, dini İslam'ın emirlerine tam uyup Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yolunda olan büyük bir veli yok gibidir dedi. Ama orada Emir Külal Hazretlerinin talebelerinden biri var idi cemaat arasında. Bu zat Mevlana Celaleddin Kepşi'ye, bu zamanda sayılan sıfatlara ve üstünlüklere sahip olan büyük bir zat vardır. Tasavvufta o kadar yükselmiştir ki bir göz açıp kapayacak kadar kısa bir zaman içinde doğudan batıya dünyayı dolaşacak bir hal sahibidir dedi. Mevlana Celaleddin Kepşi de ah şimdi böyle zat nerede bulunur deyince o talebe evet şimdi böyle bir zat vardır. O da benim mübarek hocam Seyyid Emir Külal Hazretleri'dir dedi. Onun üzerine Mevlana Celaleddin Kepşi, bizi sohbetine kavuştur da onun ayaklarının tozunu gözlerimize sürme yapalım dedi. Uyanıkmış. Evet efendim. İşi biliyor. Sizin oraya kadar gitmenize gerek yok. Eğer buraya teşrif etmesi için tam bir teveccüh yaparsanız
bir anda burada olur diyor talebesi. O da hemen bu söz üzerine teveccüh edip Allah-u Teala'ya halisane bir şekilde efendim bütün hücreleriyle dua ediyor. Sonra içeride bulunan cemaat birdenbire ayağa kalkıyor. Çünkü Emir Külal Hazretleri çok uzakta olmasına rağmen içeri giriveriyor. İşte bu hale çok şaşırdılar. Sonra da oturup sohbete başladılar. Mevlana Celaleddin Emir Külal Hazretleri'ne efendim sizi bu hale kavuşturan şey nedir? Burayı bir anda teşrifiniz nasıl oldu diye sorar. Bunun üzerine Emir Külal Hazretleri sohbete başlayıp buyurdu ki bizi sizin samimi arzunuz bu diyara getirdi. Nasıl bir istemiş ki hakikaten demek ki halisane bir efendim dua etmiş ve kalben arzulamış. Bir kimse Allah-u Teala'ya ihlas ile yalvarır, tam samimiyetle bir şey ister ve dua ederse Allah-u Teala onu maksadına kavuşturur. Neymiş efendim? Bu çok önemli. Evet, bir kimse Allah-u Teala'ya ihlas ile yalvarır. Yani gözlerinden biraz yaş dökerse, değil mi öyle kuru kuruya, ya Rabbi işte bana şunu ver, olmuyor öyle. Bazen de işte hani burada efendim başımıza geliyor. İşte derdü bela kemendi mahbubes buyuruyor. Bazen bir sıkıntı geliyor, bir şey oluyor. Oturuyoruz, ondan sonra başlıyoruz gözyaşı dökmeye, ağlamaya, sızlamaya. İşte o anda bütün kapılar açılıyor. Aslında büyük bir nimet. Evet. Derdü bela kemendi mahbubes. Ben hani şey buyuruyor ya, bir kimse kendisine 40 gün boyunca bir bela, bir sıkıntı gelmiyorsa ondan da şüphe etsin. Tövbe etsin, hemen şey yapsın evet. diye. Evet. Tekrar edelim. Bir kimse Allah-u Teala'ya ihlas ile yalvarır, tam samimiyetle bir şey ister ve dua ederse Allah-u Teala onu maksadına kavuşturur. Enver abilerin mübarek bir sözü vardır. Kardeşim biz bunu söylemiyoruz. Bunu büyükler söylüyor. O büyükler söyledilerse mutlaka efendim gerçekleşir. Mutlaka bir hikmeti vardır. Büyükler boş söz etmezler diye üstüne basa basa evet. söylerdi. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Evet, mekanlarını cennet eylesin. Bizler de şefaatle nail eylesin. Dolayısıyla halisane bir şekilde istemeyebilirsen demek ki maksadına kavuşurmuşsun. Bu sırada Mevlana Celaleddin Kepşi, efendim talebeniz ve hizmetçiniz olmakla şereflenmek istiyorum der. Emir Külal Hazretleri ona biz seni evlatlığa kabul ettik. Allah Allah. Maşallah. Allah Allah. Ya ne büyük nimet buyurur. Bu sonra ona teveccüh nazarlarıyla bakıp bir anda yüksek derecelere kavuşturur. Orada bulunanlar bu hali görüp ey Mevlana Celaleddin uzun zamandan beri uğraşıp ömür tükettin fakat şimdi maksadına kavuştun dediler. Onların böyle söylemeleri üzerine Emir Külal Hazretleri siz kendi işinizi onun işiyle bir mi tutuyorsunuz? O işini tamamlamış, yolları kat etmiş ve vakti gelmiş. Sadece bizim bir işaretimize, teveccühümüze ihtiyacı kalmıştı buyurur. Demek ki o mübarek de boş değilmiş, uğraşmış ki. Evet efendim. Nimetlere çabucak kavuşuvermiş. Otur, yani boş oturup yan gelip yatmamış yani, ense yapmamış. Evet efendim. Yine bir başka bir efendim menkıbesini inşallah size arz edelim efendim. Emir Külal Hazretleri'nin talebelerinden biri bir gece kendinde bambaşka bir hal hissedip hocamın yanına gideyim. Bakalım benim hakkımda ne emreder ve ne buyurur diye düşünür. Sonra Emir Külal Hazretleri'nin yanına varır. Bu talebesi şöyle anlatır. Gece vakti varıp hocamın odasına girdiğimde kalabalık bir cemaat vardı. Hayret ettim. Bunlar hiç görmediğim ve tanımadığım kimselerdi. Kalabalıktan oturacak yer kalmamıştı. Herkes başını eğmiş, sessizce oturuyordu. Ben de başka bir yere oturarak başımı yere eğip beklemeye başladım. Bir müddet öylece durdum. Sonra başımı kaldırıp baktım ki odada mübarek hocam Emir Külal Hazretlerinden başka hiç kimse görünmüyordu.
Mübarek hocam bana bakıp sana müjdeler olsun. Şimdi sen artık maksada kavuştun ama bunu gizli tut buyurdu. Bundan sonra hocama burada gördüğüm, sonra da birdenbire kaybolup görünmez olan zatlar kimlerdi diye sordum. Buyurdu ki bunlar ricaül gayb denilen velilerdi. Aralarında Hace Gülan ve Abdülhali Goncdevani Hazretleri de rahmetullahi aleyhi mecmain vardı. Bunlar öyle zatlardır ki vefatlarından önce ve sonra Allah-u Teala'nın dinine hizmet ederler. Bugün sen de onların sohbetinden, feyzinden istifade ettin, pay aldın buyuruyor Emir Güler Hazretleri. Evet efendim. Evet, ne büyük nimet. Evet. Nimete kavuşanlara ne afiyet olsun. Evet efendim. Efendim Emir Güler Hazretleri yine bir başka sohbetinde buyuruyorlar ki dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar bir, namaz kılmak. İki, Kur'an-ı Kerim okumak. Üç, Allah-u Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan, sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan, bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Bu da insan için bir felaket. Allah muhafaza. Allah-u Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan, kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva, yani Allah-u Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. Dünya bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzda imiş gibi hareket ediniz. Ve yine buyuruyor ki insanlara şaşıyorum. Onlar ki azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen birbirlerini engelleyip oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar diye buyuruyor. Yine buyuruyor ki dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü dünya meşgalelerinden, yani işlerinden ahiretle ilgilenmeye insan fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenir. Niyetler düzeltilip İhlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerlemeler ve gelişmeler olur. Yine buyurur ki Allah-u Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet bela ve musibettir. Ey oğul, Allah-u Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma, ona dikkat et buyuruyor. Efendim ne kadar vaktimiz var? Ben bir 3-4 dakikalık vaktimiz var. O zaman isterseniz şu vefatıyla siz anlatın. Böylece İnşallah. Programımızın da bitirmiş olalım. Vefatında birazcık sohbetler var, vasiyetler var. Hı hı. Vefatı esnasında. Onları da sizden deneyelim. İnşallah. Böylece programımızda nokta alıyorum. Buyurun efendim. Efendim Emir Külal Hazretleri vasiyetini yaptığı sırada oğulları Emir Burhan, Emir Şah, Emir Hamza, Emir Ömer ve talebelerinin çoğu huzurunda bulunuyordu. Bu oğullarından Emir Burhan'ın yetiştirilmesini en başta gelen talebesi ve halifesi Bahaddin Buhari'ye havale etti. Diğer oğlu Emir Şah'ı Şeyh Yadigar'a, Emir Hamza'yı Mevlana Arif Dehdigerani'ye, Emir Ömer'i de Mevlana Celaleddin Dehkesani'ye yetiştirmeleri için havale etmişti. Oğullarına hanginiz Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmek için benim vekilim olur buyurdu. Oğulları en yakın yolunun rehberi, biz buna nasıl güç yetirebiliriz? Fakat kim bu işi kabul ederse biz onun hizmetine girelim dediler. Bir müddet sonra başını kaldırdı. Büyüklerin ruhaniyeti Emir Hamza'nın bu işi kabul etmesini,
işaret buyurdular dedi. Emir Hamza kabullenemeyeceğini arz ettiyse de bunu kabul etmekten başka çare göremiyorum. Kabul edeceksin, bu iş bizim elimizde değildir. Sen de biliyorsun buyurdu. Bundan sonra Emir Külal talebelerinden ayrılıp hususi odasına geçti. 3 gün 3 gece dışarı çıkmadı. Sonra dışarı çıktı. Meclisinde toplananlar neden 3 gündür dışarı çıkmadığını sordular. Buyurdu ki, 3 geceden beri benim ve talebelerin hali nasıl olur diye düşünüyordum. Galpten kulağıma bir ses geldi. Şöyle deniliyordu. Ey Emir Külal, kıyamet gününde seni, senin talebelerini, dostlarını, sizin mutfağınızdan uçan bir sineğin üzerine konduğu kimseleri bile affettim. Allah Allah. Allah-u Teala fadlından ve kereminden ihsan etti dedi. Bunları söylediği perşembe günü sabaha doğru vefat etti. Biliyor musun? Yani, ne kadar büyük bir nimet. Uçan bir mutfağına uçan bir sinek bile. Evet efendim. Efendim nakledilir ki bir defasında Mekke-i Mükerreme'den ve Medine-i Münevvere'den tasavvuf ehli olan kimseler bir cemaat halinde Buhara'ya geldiler. Buhara'da Suhari köyüne gitmek istediklerini söyleyerek bu köyü sordular. Bunun üzerine kendilerine siz nereden geliyorsunuz ve bu köyü niçin soruyorsunuz dediler. Onlar da Mekke ve Medine'den geldiklerini, Suhari köyünü sormalarından maksatlarının orada ikamet etmekte olan Emir Külal Hazretlerini ziyaret etmek ve onunla görüşmek olduğunu söylediler. Buhara'da görüştükleri kimseler onlara maalesef Emir Külal Hazretleri vefat etti dediler. Bu maksatla Suhari köyüne gittiler. Emir Külal Hazretleri'nin oğulları onlarla görüşüp sohbet ettiler. Onlara babamız Mekke ve Medine'ye hiç gitmemişti. Siz onu nereden tanıyorsunuz diye sorduklarında ise gelenler biz de buralara hiç gelmedik. Fakat biz Emir Külal Hazretlerini Kabe'de gördük. 2-3 seneden beri hac mevsiminde bizimle beraber Kabe'yi tavaf ederdi. Mekke ve Medine'de pek çok kimse ona biat edip talebe olmuştu. Fakat bu sene Kabe'ye gelmedi. Merak edip ona olan muhabbetimiz ve hasretimiz sebebiyle görmeye gelmiştik fakat nasip olmadı dediler. Böylece Emir Külal Hazretlerinin kerametle her sene hac mevsiminde bulunduğu beldenin farkına varmadan Kabe'ye gittiği de anlaşılmış oldu. Gelen ziyaretçiler daha sonra Emir Külal Hazretlerinin kabrini ziyaret edip dua ettiler. Sonra da oğullarından müsaade alarak Suhari köyünden ayrılıp memleketlerine döndüler. Efendim böylece Emir Külal Hazretlerinin hayatını da tamamlamış olduk. Vefatını ve son vefatından sonraki bir menkıbesinde sizlere naklederek. Efendim bugün de programımızı noktalayacağız. Varsa bir son sözünüz onları alalım. Ondan sonra programımızı kapatalım. Buyurun. Allah Teala razı olsun. Her zaman olduğu gibi bizi dinlemek zahmetinde bulunanlardan hasreten dualarını istirham ediyoruz. Efendim Allah-u Teala hepimizi bu büyüklerimizin yüzü hürmetine iki canda aziz eylesin. Ahir ve akıbetimiz hayır eylesin diyoruz. Geceniz ve ömrünüz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla. Haftaya inşallah-u Teala efendim ömrümüz olur da yeterse yine evliyanın büyüklerinden evliyanın şahı Şanakşibend Mahaddin-i Buhari Hazretlerinin hayatını nakletmek için sizlerle bir arada olacağız. Kalın sağlıcakla efendim. Efendim teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgilerden, nakletmiş olduğunuz bu kıymetli bilgilerden dolayı. Efendim bugün de süremizin sonuna geldik. Bu haftalık programı burada kapatıyoruz. İnşallah haftaya başka bir bölümde ve Said abinin de bahsettiği gibi Bahattin Buhari Hazretleri'nin hayatını anlatacağımız bölümde inşallah görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik Allah'a ısmarladık efendim. Diyarlardan gönüllere.